Herkese merhaba. 10 yıllardır kuş krallığı arkeologlar tarafından incelenmiyordu. Bu kuş kültürünün Mısırlıların bir ürünü olduğuna inanılıyordu. Ancak Nübya piramitlerinin altındaki soylu mezarında yapılan yeni kazılarda bu antik insanların bir zamanlar nasıl yaşadıklarına dair gerçeklerin izleri bulunmuş olabilir. Yine de bu kazı hiç kolay değil. Arkeologların mezar odalarına ulaşabilmesi için büyük bir su baskınıyla başa çıkması gerekiyor. Bugün sizlere arkeologların ne bulduğunu ve buldukları şeyin olası maddi değerinden bahsedeceğiz. Aynı zamanda bölgenin tarihine ve bugüne etkisine de değineceğiz. Hadi başlayalım. ...2018 yılında Pierce-Paul Crisman, Sudan'daki bir bölgede yeni kazı başlattıklarını duyurdu. Günümüzde modern Sudan olarak bilinen bu bölge, Antik Nübya Krallığı'nın hüküm sürdüğü dönemin önde gelen yerlerinden biriydi. Bu kazı alanı Nori olarak biliniyor. Önceden Nafata'nın başkenti olan bu yer, günümüzde antik bir mezarlık. Nori'de Kuş Krallığı'nın hükümdarı olmuş farklı krallar ve kraliçeler için inşa edilmiş toplam 20 piramit bulunuyor. Antik Mısır'daki geleneğin aksine soylu mezarları piramitlerin içine konmamış. Bunun yerine odalar direkt olarak taş yapıların altına gömülmüş. Son yıllarda yeraltı suları yüzünden birçok mezarı su bastı. Bu baskınların nedeninin de insan ve doğa kaynaklı iklim değişikliği olduğuna inanılıyor. Su, muhteşem hazinelerin bazılarına ve mezar odalarındaki yazılara zarar verebilir. Tabii aynı zamanda soylu kalıntılarını çalmak için buralara giren mezar hırsızlarını da sonunda durdurabilir. Crisman, sualtı arkeoloğu olduğu için bu su sorunlarıyla başa çıkma konusunda iyi bir eğitim almış. Crisman, bir mezarın M.Ö. 225 ve M.Ö. 315 yılları arasında hüküm sürmüş Pharaoh Nestes'ine ait olduğunu fark etti. National Geographic bu kazının bir kısmını finanse ediyordu. 2018 yılından 2019 yılına kadar Crisman ve ekibi Nestes'in mezarına giden merdivenleri kazdı. Girişe ulaştıklarında mezarın yalnızca bir kısmının suyun içinde kaldığını değil, neredeyse tamamının suya battığını fark ettiler. Ekip ilk olarak kapı aralıklarının çökmesini önlemek için girişin güvenliğini sağladı. Daha sonra da güvenle mezar odalarını incelemeye başladılar. İlk odanın bir kısmı daha önceden kazılmıştı. Buna sonra değineceğiz. Crisman'ın ekibi güvenlik şeridini korumak için atık Red Bull şişeleri bile kullandı. Şişeler suyun yüzeyinde inip çıkarak güvenlik şeridi korunacaktı. Odaların güvenliğini sağlamak için kazı ekibinin bütün dalış ekipmanlarını kullanması gerekti. Ancak geçen her dakikada dalgıçlar suya toprak çökertisinin karışmasına neden oluyordu ve bu da etrafı görmelerini zorlaştırıyordu. Karanlık odalarda mümkün olduğunca çok ışık kaynağını kullanmak bu sorunu az da olsa çözdü. Nihayet ekip Nestes'in mezarındaki birinci, ikinci, üçüncü ve son odalara girebildi. Piramitlerin içindeki arkeolojik buluntular arasında çok nadir görünen bir bölge buldular. Ancak buna gelmeden önce Kuş Krallığı'nın ne olduğundan bahsedelim. M.Ö. 1070'ten M.Ö. 350 yıllarına kadar Kuş Krallığı, Sudan ve Güney Mısır'ın Nil Vadisi'nde yer alan Antik Nübya'da kuruldu. 25. Hanedanlık zamanında kuşlardan bazı insanlar artık Mısır'da firavun olmaya başlamıştı. Bunlardan en ünlüsü de Taharka'ydı. Kudüs'ü saldırılardan korumak için yazılmış olan eski bir ahitte Taharka'dan bahsediliyordu. Nübiyeli firavunlar güçlerini kaybettikten sonra Mısır'dan çekildiler ve Güney Kuş başkenti Meroe'ye geldiler. Yeni krallık ticaret konusunda önemli bir yer olan bu liman şehrinde bir süre için gelişti. Diğer taraftan Mısır sıklıkla çeşitli gruplar tarafından saldırıya uğruyordu. Kuşlar kendilerini izole etmişti. Bu yüzden başkaları tarafından nadiren saldırıya uğruyorlardı. Ancak Mısır, Roma İmparatorluğu tarafından işgal edildiğinde ve ticaret bölgesi Romalılar tarafından domine edildiğinde, Meroe burada yaşayan kişiler tarafından terk edildi. Mezarın girişi dar olduğu için, Crisman ve ekibinin arkasında oksijen tüpü olan geleneksel scuba kıyafeti giymesi imkansızdı. Aksi takdirde hareket edemezlerdi ve büyük ihtimalle kalıntıları incelerken bir yerlere sıkışırlardı. Düşünmesi bile dehşet verici. Bu yüzden satıh ikmalli dalış ekipmanları kullandılar. Bu da dalgıçların karadaki hava kompresörüne bağlı kalarak kompresörden pompalanan havanın hortum aracılığıyla dalgıcın regülatörüne giderek nefes alabilecekleri anlamına geliyor. Kazı ekibinin kullandığı hava kompresörünün çalışması için petrol gerekiyor. Bu yüzden dalgıçların sırtında küçük bir oksijen tüpü bulunuyordu. Bu tüp saç spreyinden daha büyük bir tüp olmasa da hortumdaki havanın kesilmesi durumunda acil olarak kullanabilecekleri bir oksijen tüpüydü. Oksijen sorunu mezarda da gerçekleşebilirdi, mağaraların girişinde de. Bu tarz bir kazıda ekibin uzun süre boyunca sıkıntısız çalışabilen bir hava kompresörüne ihtiyacı olacaktı.
Çünkü aynı zamanda kompresörün birden fazla kişiye hava sağlaması gerekiyordu. Bu tarz işlevi olan bir kompresör $33,685 değerinde olabiliyor. Mısır, Nübya ve Filistin bölgelerinde uzmanlaşmış Amerikalı arkeolog George Andrew Reisner, 1907 ila 1909 yılları arasında Crisman'ın çalıştığı bu bölgeye gitti. Reisner, efsanevi Harka Firavunu'nun mezarını kazdı. Buna ek olarak Reisner, 80 soylu gömüsünü de içeren Nori'deki defin yapılarının haritasını çıkardı. Ancak Reisner, ilgilendiği bu mezarların çoktan yeraltı suyuyla dolduğunu keşfetti. Bu yüzden kazıyı yapmak çok daha zorlu bir hal aldı. Özellikle de o zamanların şartlarında. Reisner, aynı zamanda Crisman'ın da araştırdığı Nestason'ın mezarını da inceledi. Crisman'ın ekibi ilk odadaki kazı denemelerini görmüştü. Ancak Reisner hiçbir zaman kazı sonuçlarını yayınlamadı. Ortağının notları bir araya getirmesi ve yayınlaması yıllar aldı. Reisner, Kuş Krallığı'nı yanlış anlatmıştı ve Kuş halkının Mısır'ın alt ırkı olduğunu yazmıştı. Kuşların başarısına inanmak yerine bu halkın Mısırlıların mirası olduğuna inandı. Araştırmalarda gördüklerimize göre bu kesinlikle ve kesinlikle doğru değildi. Sualtı arkeolojisinin nadiren görülen bir çalışma alanı olarak düşünmek kolay. Aslında arkeolojinin bu türü oldukça yaygın. 1999 yılından bir örneğe bakalım. Dalgıçlar İngiltere ve White Adası'nın arasında bulunan Solent Denizi'nde 36 fit derinliğinde keşif yaparken gözleri bir ıstakoza çarptı. Biraz daha yakından bakınca arkeologlar 80 bin yıllık bir insan yerleşiminin kalıntılarını keşfetti ve bu yerleşim artık suyun altında yatıyordu. Buraya Boltnor Falezi adı veriliyordu. Gördüğünüz gibi arkeologların çalışmalarında anahtar nokta Indiana Jones'un kullandığı kırbaç ve şapka değil. Bunun yerine ruhsat onlar için hayati önem taşıyor. Nori'deki antik yerleri kazmak amacıyla izin almak için Sudan Antik Kentler ve Müzeler Ulusal İşbirliği ile kısa adıyla NCAM ile iletişime geçmeniz gerekiyor. Crisman'ın kazısı sırasında NCAM'den gelen bir temsilci işlemlerin doğru yapılıp yapılmadığını kontrol etmek için tüm süreci izliyordu. Mısır'da nadir antik bir alet bulursanız ve usulüne uygun olmadan ülkeden çıkarmaya çalışırsanız ağır bir cezaya çarptırılırsınız. İlk olarak bir süreliğine ağır bir hapis cezasına mahkum edilirsiniz. Ayrıca en az $6,300 denk gelen 100 bin Mısır poundu ve en çok da $63,000 denk gelen 1 milyon Mısır poundu ödemeniz gerekir. Buna ek olarak kazıda kullanılan tüm aletlere ve makineler, arabalar dahil tüm ekipmanlara hükümet tarafından el konuluyor. Biz bu videoyu düzenlemeye çalışırken Nestason mezar kazıları durduruldu. Yine de ekibin yakın zamanda kazılara yeniden başlayacağına dair umudu var. Mezara düzgün bir şekilde girebilmeyi ve antik insanlık hakkında daha sağlıklı bilgilerle geri dönmeyi de umuyorlar. Daha önce de bahsettiğimiz gibi ekip bu kısa zaman içerisinde çok değerli bilgiler topladılar. Nori içindeki mezarlar suya batmış olsa bile ekip şimdiye kadar birkaç tane eser buldu bile. Bu su baskını mezar hırsızlarının yoluna taş koyacaktır. Burada bulunan eserlerden biri Şaptiler. Aynı zamanda Uşabi olarak da biliniyor. Şaptiler gömülen kişiye öbür hayata geçişinde eşlik etmesi için yapılıyordu. Böylece ölen kişiye hizmetçileri olarak yardımcı olacaklarına inanılıyordu. Günümüzde online olarak orijinal antik Mısır şaptilerinden satın almanız mümkün. Tanesi $130 ile $1,700 arasında değişik fiyatlardan satın alabilirsiniz. Belki de en şaşırtıcı keşif olmasına rağmen Crisman daha şaşırtıcı bir şey keşfetti ve Nestason mezarlarındaki 3. ve son odaya ulaştıktan sonra soylu Nestason'ın lahitine rastladı. Ve bu lahit 2300 yıldır hiç bozulmamış şekilde duruyordu. Antik Mısır'da lahitler taşlardan yapılırdı ve genellikle bir dış kabuk gibi görünürdü. İçinde genellikle kalıntılar bulunan bir tabut bulunurdu. Ancak Nestason lahiti hiç açılmamıştı. En azından o anda öyle görünüyordu. İçinde hazineler ve ölen kişinin eski eşyalarını bulundurduğu için antik soylu mezarlarının hiç açılmamış olması pek de sık rastlanan bir durum değil. Tüm bu su basması ve dar alan sıkıntısından dolayı bu kez büyük lahiti yerinden oynatmak gerçekten çok zor. Lahitlerin içinde bulunan kalıntıları antik Mısır ürünleri satan mağazalarından satın almak imkansız. Sonuçta üzerinde çalışmak için bu eserler müzeler için oldukça değerli. Tutankamon'un gerçek lahitinin biri kalın bir şekilde altınla kaplanmış 3 tabuttan oluştuğu söyleniyor. Bu altın tabutun $1,2 milyon değerinde olduğu düşünülüyor. Odaları inceledikten ve kazıyı durdurduktan sonra geriye kalan bir arkeolog ekibi yakınlarda bir Hristiyan mezarlığının kalıntılarını buldu. Bölgeyi inceledikten sonra bir Yunan stel parçası buldular. Bu stellerin yapılmasının birden çok sebebi var. Geçirdikleri savaşları anlatmak için bu stelleri yapıyorlardı.
Aynı zamanda bu siteleri antik bir mezar taşı olarak kullanıyor ya da mülk sınırlarını işaretliyorlardı. Bir mezarlıkta bulunduğu için bu stelin bir mezar taşı olarak kullanılmış olması daha olası. Eğer isterseniz gerçek Yunan sterlerini satın almanız mümkün. 2018 yılında İngiltere Londra'da Sotheby's açık artırma dükkanında M.Ö. 375 ve M.Ö. 350 yılları arasında yapılmış kırık bir Yunan steli 387 bin dolara denk gelen 298 bin pound'a satıldı. 4. yüzyılda yapılmış bütün bir haldeki bu Yunan steli 2012 yılında New York'taki Sotheby's'te tam tamına 902 bin 500 dolara satıldı.